Polonya'da artık doktora dili olarak Türkçe de okutulacak. Yunus Emre Enstitüsü'nün çabaları sayesinde Varşova Üniversitesi'nde Türkçe bilen öğrenciler yalnızca tezlerini yazarken değil, savunmalarını yaparken de Türkçeyi kullanabilecek. Türkiye ile Polonya arasındaki dostane ilişkiler Osmanlı Devleti'ne kadar uzanıyor. Türkiye'de Polonya uzak komşu, yakın dost diye telaffuz edilir ya da bilinir. Polonyalılar için de Türkler 123 yıl haritada yokken, bütün Avrupalılar Polonya'yı haritadan silmişken, 123 yıl Polonya'yı haritada varsayan tek devlet Osmanlı ve Türkler olduğu için Adam Mickiewicz'in bir sözü var. Biz Türkleri yüce ve büyük bir millet sayarız. Düşmanlarımızın karşısında herkes susarken onlar boyun eğmediler ve bizi düşmanımıza teslim etmediler. İki ülke arasında tarih boyunca süregelen yakın ilişkiler şimdilerde eğitim alanında sürdürülüyor. Varşova Üniversitesi'nde Türkçenin doktora dili olarak kullanılmaya başlanacak olması da bunun en büyük kanıtı. 2016'dan itibaren de Türkçe doktora tezleri yazılabilecek. Bu bizim söyleşimizi dinleyen genç, Türkiye'nin dinamik, enerjik ya da diğer ülkelerde Türkçe bilen arkadaşlara özellikle bunu vurgulamak isterim. Varşova Üniversitesi Türkoloji Bölümü çerçevesinde gelip Polonya'da Varşova Üniversitesi'nde Türkçe doktora tezi yazıp bunu savunup doktora unvanı alabilirsiniz. Polonya'da 3 üniversitede Türkoloji bölümü bulunurken 2 lisede de zorunlu ikinci dil olarak Türkçe dersleri veriliyor.